Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Asgari ücret zammı bu 3 rakamdan biri olabilir. İşte en gerçekçi hesaplama. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için son viraja giriliyor. Asgari ücret tespit komisyonu 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak ve yeni asgari ücret belli olacak. Uzmanlar ayakları yere basan 3 farklı hesap üzerinde yoğunlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için başlatılan anket çalışmasının ardından asgari ücret tespit komisyonunun da toplanacağı tarihleri 50 oldu. Asgari ücretin belirlenecek açıklanacağı toplantı 7, 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Türk İş, TİSK ve hükümet temsilcilerinden bulunan 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu 4 farklı toplantı yapacak. Bu toplantılarda bakanlığın işçi ve işveren katılımlarıyla gerçekleştirdiği anket, yeni asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir madde olacakken, en kritik veri yıl sonu enflasyon rakamları olacak. Hükümet kanadından gelen açıklamalar asgari ücret zammında enflasyon artı refah payı olacağı şeklinde yorumlanırken, uzmanlar 3 farklı hesap üzerinde duruyor. 2021 yılında 2825 TL olan asgari ücret, kümülatif olarak yıl içinde %94,6 oranında artırılarak Temmuz ayında 5500 TL'ye yükseltilmişti. Uzmanlara göre yıl sonunda %35'i bulan bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farkı ve refah yapı göz önüne alındığında en güçlü iki ihtimal şu şekilde ortaya çıkıyor. Asgari ücrete %40 veya %45 zam. Bu oranlarda zam uygulandığında ise 2023 yılı asgari ücret şu şekilde ortaya çıkıyor. Asgari ücrete %40 zam yapıldığında 7700 TL, asgari ücrete %45 zam yapıldığında ise 7975 TL. Kimi uzmanlara göre ise şu an bu rakamların üzerinden bir düzeltmeyle asgari ücret için psikolojik sınır olarak gösterilen 8000 TL olarak uygulanacağı yönünde. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.